Özellikle milli sporcularla, olimpiyat şampiyonlarıyla çalışıyorum. Kendim de milli sporcuyum. Yıllarca spor yaptım. Eskişehir'in o zamanlar, bir hafta önce 85, 84, 85, 86 sanırım Türkiye birinciliğim var. Ve o zaman Sakarya Üniversitesi vardı. Hala var mı bilmiyorum. Var mı? Hangi branşta hocam? Hangi branşta? Judo. Judo. Güvendesiniz. Güvendesiniz. O zamanlar çok koruma bilgisi almıştım. Tansu Çinler döneminde. Yok dedim, ben bedensel değilim, güvendesiniz zaten, ama ben biraz zihin ve ruh çalışmak istiyorum. Bedenden uzaklaştım. Judo'yla başladım. Eskişehir. 84, 85, 86. Türkiye birinciliğim var. Babam o zaman, yani biz şimdi o kadar çocuklarımıza spor yaptıralım, yaptıralım diye uğraşıyoruz. İnanın ki o zaman ben spora kaçak gidiyordum. Yani antrenmanlara ailemden habersiz gidiyordum. Ve bir gün geldim, judo kıyafetlerim yok, yapmışlar. Bayağı kalorifer kazanını atıp judo kıyafetlerimi yapmışlar. Bu benim travmam. Ve babaannem bana, şuradan hiç çaktırmadan yüzüğü git götür sat ve kendine judo kıyafeti al demişti. Hiç unutmuyorum. Çok üzülüyorum o yüzüğe. Babaannemin yüzüğünü satıp judo kıyafeti almıştım ki o zaman çok pahalıydı ve yoktu judo kıyafeti. Neyse, şimdi biz tabii çocuklarımıza o kadar spor yaptırmaya çalışıyoruz. İnanın ki şimdi tabii anne ve babalar da haklı.